Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Kaya. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Batman Milletvekili Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki konuşacaklar. Süreniz 3 dakikadır Sayın Tiryaki, buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen değerli yurttaşlarımız, ayrıca cezaevindeki tutsak arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi uzunca bir süre sonra birinci parti olma vasfını kaybetti. Esasen bu yayınlanan sonuçlardan daha fazla başarısız olduğunu düşünenlerdenin birkaç tanesini söyleyeceğim nedenini. Birincisi şu: en az 3 tane şehir ve 14 tane ilçeyi hileli yollarla kazandılar. Seçmen taşıyarak kazandılar. Yani aslında yayınlanan yer kadar yeri kazanmış değiller. Yine yetmedi onlara yetmedi. Sandıkta başaramadıklarını başka yollarla elde etmeye çalıştılar. Yüzlerce yerde tekrar sayım için başvuruda bulundular. Muhalefet partileri neredeyse hiçbir yerde yeniden sayım yaptıramazken Adalet ve Kalkınma Partisi ile ortağı yüzlerce yerde itirazları doğrultusunda yeniden sayımı sağladı. Fakat hiçbir yerde sonuç elde edemediler. Yine bunlara bu da yetmedi kendilerine. Çok sayıda yerde seçimi iptal ettirdiler. Hatta bir tanesi çok ilginç: Hilvan'da güvenlik görevlileri, sandık kurulu başkanları dahil herkese saldırdılar. Saldıranlar şu anda tutuklu, haklarında soruşturma başlatıldı. Torbaları yaktılar ve buna dayanarak Hilvan seçimlerini iptal ettirdiler. 2 Haziran'da Hilvan'da seçim olacak. Bu da yetmedi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Hileli yollarla daha fazla yerde belediyeyi kazanmak için başvuruda bulundular. Bunlardan bir tanesi Iğdır Tuzuca'ydı. KHK'li olduğu gerekçesiyle seçimi kazanan belediye başkanının mazbatasını verilmesini engellediler ve Tuzluca Belediyesi'ni de hukuksuz bir şekilde gasp ettiler. Van'ı gasp etmeye çalıştılar. Allah'tan Yüksek Seçim Kurulu buna geçit vermedi. Şimdi de başka bir şeyi tartışıyoruz. Ordu seçimlerini tartışıyoruz. Ordu seçimleri şunun için önemli. Bakın, İyi Parti diyor ki 95 tane sandık kurulu başkanı ve memur üye siyasi parti üyesidir. Diyeceksiniz ki bunda seçmenin ne günahı var? Orada sandık kurulu başkanının siyasi partiye üye olup olmadığını nereden bilebilir ki diyebilirsiniz. Ama unutmayın, İstanbul seçimleri sadece sandık kurulu başkanlarından çok az sayıda kısmı memur değil diye iptal edilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi bunun arkasına sığınarak İstanbul seçimlerini iptal ettirmişti. Ben kişisel olarak her memurun siyasi partiye üye olabileceğine inanıyorum. Neden diye sorarsanız, bu ülke... Buyurun, tamamlayalım Sayın. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanı. Bu ülkenin İçişleri Bakanı dahil olmak üzere bütün bakanları siyasi kimlikleriyle seçim çalışması yürüttüler. Ama sıra memurlara gelince Adalet ve Kalkınma Partisi diyor ki onlar siyasi partiye üye olamazlar. Diyor ama gerçekte bunu böyle yapmıyor. Bakın, herhangi bir devlet memuru bir muhalefet partisine üye olsaydı muhtemelen 657 sayılı yasanın 125. maddesine göre onu memuriyetten atarlardı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ya da ortağına üye olursa bir memur, herhangi bir sorun yok. Şimdi asıl mesele şu: niye itiraz ediliyor ve bu itirazın haklılık tarafı şu: 2018'de Adalet ve Kalkınma Partisi sandık kurulu başkanlarının ve bir üyenin siyasi partilerden olmaması için bir yasa değişikliği yaptı. 2018'den beri sandık kurulu başkanları artık Buyurun, selamlayın. Şimdi 2018'de bir yasa değişikliği yaptılar ve dediler ki siyasi partilerin bildirdiği kişiler sandık kurulu başkanı olmasın. Kim olsun? Tarafsız olsunlar, memurlar olsun. İyi, memurlar olsun. Peki sizin bildirdiğiniz memurlar aynı zamanda siyasi parti üyesi ise sizce seçmenler buna güvenmeli mi, güvenmemeli mi?
İstanbul seçimlerini memur değiller diye sandık kurulu başkanları iptal ettirdiniz. Şimdi eğer o kararınızın arkasındaysanız, 2018 değişikliğinin gerekçesinin arkasındaysanız tam olarak İYİ Parti'nin önergesini kabul etmek durumundasınız ve ordu seçimleri yenilenmek zorunda diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Usta. Şekilde parti grubumuza sataşmıştır. Demokrasi kültürümüzün olmadığını, bu şaibe denince sizin olduğunuz yerde şaibe olur. Siz adayınızda şaibe vardır şeklinde açık bir sataşmada bulmuştu. Bizimizde Hakan Şeref olduğumuz sataşmada söz. Buyurun. Buyurun. Yeni bir sataşmaya meydan vermeden. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. AK Parti adına konuşan vekil arkadaşım aynen şimdiki tebessümünü ben Ordu'ya giderken uçakta da bir arkadaşına yapıyordu. Ordu seçimlerini siyasallaştırmayan diye bizi fark etmedi. Ben de kendisine bizzat dedim ki tabii ki siyasallaştırmayalım. Şimdi bir saniye. Diyor ki seçim yapılmıştır. Tamam, Türkiye'de 81 ilde seçim yapıldı sayın vekilim. Seçimde sandık açılır, olay biter diyor. Acaba Adalet ve Kalkınma Partisi'nin itiraz ettiği Türkiye'deki 81 il 1000 küsur ilçede kaç tane sandık sayıldı biliyor musunuz? Niye itiraz ediyorsunuz madem? Oy kullanıyor. Niye ediyorsunuz? 2019'da İstanbul seçimleri niye iptal edildi biliyor musunuz? Sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olmadığından. Biz diyoruz ki Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na önceki kararın önüne koy, bize de aynı kararı ver diyoruz. Biz lütuf istemiyoruz. Biz herhangi bir tatif de istemiyoruz. Diyoruz ki 2019'da İstanbul Büyükşehir seçimlerini niye iptal ettiysen, hangi gerekçeli iptal ettiysen, Ordu seçimlerinde bizim tesir ettiğimiz 95, bize liste verilmiyor. Bizim cımbızla bulduğumuz 95 sandığın başkanı siyasi parti üyesi. Diyoruz ki sen bunu bir sorgula. Ki bu 195 daha çok çıkacak. Bizim tespit ettiğimiz rakama göre bile 22.438 seçmen, 22.438 seçmenin başkan olduğu sandık siyasi parti üyesi. Devlet memurunu geçtik. Şimdi buna cevap versin. Yüksek Seçim Kurulu bize buna cevap versin. O zaman biz sizinle elinizi öpeceğim, sizinle elini öpeceğim. Teşekkürler Sayın Olgun. Süreniz 3 dakikadır. Buyurun Sayın Olgun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Genel kurulum saygılarını da selamlıyorum. Öncelikle Ordu ilimizin böyle bir konuyla gündeme gelmesinden duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum ve bunu bu şekilde gündeme getirenleri de kınıyorum. Çok güzel bir seçim yapıldı. Bağımsız yargı gözetiminde gizli oy, açık sayım, her partinin temsilcisi sandık başında olaysız, şaibesiz çok güzel bir seçim yaşadık. Ancak herkes kaybettiği seçimi şaibeli ilan ederse o zaman demokrasi kültürümüzü sorgulamak noktasına gelmiş oluruz. Demokrasilerde sandık açılınca kavga biter. Ama demokrasi kültürü yoksa sandık açılınca kavga başlar. Dolayısıyla Türkiye'de dünyanın kıskanacağı şekilde yıllardır devam eden çok güzel bir bağımsız yargı gözetiminde seçimler yapılıyor ve Türkiye aslında en övünceği konuyu maalesef sorumsuz bir yaklaşımla baltalamak durumunda kalıyor. Şimdi niye sataşılıyor anlamıyorum ben. Ya sistemi anlatıyorum. Ya sistemi anlatıyoruz. Niye sataşılıyor anlamıyorum ya. Şimdi hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Gece gündüz çalıştık. Seçim çalışmalarını yaptık. Herkes sandığa gitti. Bu önergede ilk cümle çok doğru. 31 Mart'ta sandığa gidildi, oylar kullanıldı. Tamam. Ondan sonrası yanlış başlıyor. Şaibeli olaylar. Hiçbir olay yok. Kayda geçmiş hiçbir olay yok. Kayda geçmiş olayın olmadığı yerde nasıl bir şaibe çıkarılmaya çalışılıyor? Anlamak güç. Var mı kayda geçmiş bir olay? Yok. Şimdi deniyor ki organize bir
seçim usulüyle karşı karşıyayız. Hayır, organize bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Organize bir algı yönetimi yapılıyor. Bakın, deniyor ki 98 bin oy geçersiz. Diyoruz ki nasıl 98 bin oy? Efendim deniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçimi sayılıyor. İlçe Belediye Başkanı'nın seçimi sayılıyor. Meclis üyenin seçimi sayılıyor. Yetmiyor, muhtarın seçimi de konuyor. Toplamda 92 rakam, 98 rakam bulunuyor. Ya böyle bir komedi olabilir. Sonra bu ulusal basına taşınıyor. Orada da seçimler şaibeliymiş efendim bilmem ne algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Evet, sizin olduğunuz yerde olabilir. Bizim olduğumuz yerde olmaz. Bakın, Ordu'da bu işleri yapma mahir olabilecek bir kişi varsa o da sizin adayınız zaten. O bizim, ya bizde AK Parti'nin içerisinde böyle şey düşünen bir tane partili bile bulamazsınız. Burada gündeme getirilen diğer bir konu daha var. Örneğin deniyor ki memur parti üyesi olabilir mi? Arkadaşlar, memurun parti üyesi olup olmaması meselesi seçim hukukunun meselesi değil ki. Seçim hukuku. Ben size sorayım o zaman. Abi kendisini biliyor. Buyurun. Seçim sonuçlarını etkileyip etkilememesi seçim hukukunun konusudur. Dolayısıyla böyle bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Ben üzüntülerimi ifade ediyorum. Seçim yapılmıştır. Adayımız 16 bin oy fark atarak seçimi almıştır. Mazbatasını da dün almıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Birilerinin çok heyecanlanmış olması, birilerinin bir il üzerinde bütün operasyonları bir il üzerinde yoğunlaştırmış olması o seçimi şaibeli yapmaz. Öyle bir algı operasyonuna ilimizin konu olması maalesef çok üzüldük. Özellikle ben hayırlı olsun diyorum seçim sonuçları bütün ülkemize. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Amarat.